Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kemetti dostlar, Meha isimli kitabımızın 8. dersiyle birlikteyiz. Vakit kaybetmeden metnimize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şey'en fe şey'en yavaş yavaş diyebiliriz buna Türkçe karşılık olarak. Peyder pey. Bede'na pey. biz başladık. du alel hayati fil urdunni. Ürdün'deki hayata alışmaya yavaş yavaş başladık. Ve kânetil eyyâmu günler ve esâbi'u haftalar temdî geçiyor idi. Şuradaki kânetten dolayı böyle hikayemsi bir anlatımı veya tercümeyi tercih ediyoruz. Günler ve haftalar geçiyordu. Meliyeten bil ferahi ve saadeti ve şevki lil ehli. Şu kısmı da hal cümlesi olarak tercüme edelim. Meliyeten dolu olduğu halde ne ile? Bil ferahi, sevinç ve saadeti, mutluluk ve şevki, ihtiyak lil ehli aileye. Yani aileye karşı ihtiyak, mutluluk ve sevinçle, sevinç dolu olduğu halde günler ve haftalar geçiyordu. Künne nettasilu bihim. Şuradaki him, ehil yani aileye raci zamirimiz. Merraten fi kulli usbu'in. Her haftada bir defa merraten onlarla telefonlaşıyorduk. Nettasilu aslında ulaşıyorduk onlara manasında ama nettasilu bir telefonlaşmak anlamında kullanılan bir kalıp haftada yani her hafta bir defa onlarla telefonlaşıyorduk. Ve zelike yani bu telefonlaşma fi saati saniyeti min zuhri yevmi sülesai Yev, yevmi sülesa e, salı günü salı günü öğleden sonra saat 2'de oluyordu. Ba'de usbu'in min usulina ilel urdunni Ürdün'e varışımızdan gelişimizden bir hafta sonra Da'ana Ebu Visamin ve aile tuhu. Ebu Visam ve ailesi bizi davet etti, çağırdı. Neye? İla taamil gadai. Öyle yemeğine davet etti, çağırdılar. Ya ilahi, ey Allah'ım, aman Allah'ım. Ma ziltu ezkuru zalike taame. E, Ma ziltu, devam ediyorum. Ezkuru zalike taame. Bu yemeğin tadını anmaya, hatırlamaya, Devam ediyorum. Kana ta tamuhu lezizen cidden. Onun lezzeti gerçekten çok güzeldi. İsmuhu el menseful urduniyyu. İsmi de el mensef el urdun. Yani ürdün mensefi idi. Bu o yemeğe verilen özel bir isim. El mensefu taamun yutbahu min lahmin ve urzin. Mensef, ürdüne ait olan bu mensef adlı yemek, taamun bir yemektir ki, yutbahu min lahmin ve uruzin. Et ve pirinç pirincin pişirilerek e, meydana gel, me, e, pişirilerek e, yapılan bir yemektir. Fehum yatbuhuna qita'al lahmi fi qidrin kebiratin. Onları efendim onlar yatbuhuna <laughs> pişirirler qita'al lahmi fi qidrin kebiratin. Büyük bir tencere içerisinde et parçalarını parçalanmış eti pişirir pişirirler ve yetbuhunel urze bit tevabil ma'a ma'il lahmi bit burada baharatlar çeşitli efendim o beldeye ait ürüne ait baharatlardan efendim pirinci ise et suyuyla beraber baharatla birlikte pişiriyorlardı

Bundan sonra ba'de zalike aleyha o pirincin üzerine koyuyorlardı. Kıt Allah mil meslukate haşlanmış etleri o pirincin üzerine koyuyorlardı. Sümme yüze neha bil kesiri minel fustuqil halabiyi ve levzi. Sonrasında e, halep fıstığı ve levz badem, bademle onu süslüyorlar ve yusna ila janibiha hasaun minel cubnil jaffi sonra efendim e, ne yapıyorlar ve yusna ila janibiha o sofranın sininin etrafını yapıyorlar hasaun bir çorba ki minel jubnil jaffi kuru peynir çorbası ile etrafını efendim e, etrafına bunu koyuyorlardı Ve esna el ekli yeme esnasında ya da kullu şahsin mil'aqatan kebiraten min el hasai al el urz el Sonra pişirilmiş efendim e, pirincin üzerine çorbadan büyükçe bir kaşık kepçe diyebiliriz. Büyükçe bir e, kaşıkla kepçe ile her şahıs için efendim yeme esnasında bunu ikram ediyorlardı. Bu çorba, çorba koyuyorlardı. La edri keyfe la asifu lekum ta'mehu. Onun lezzetini size nasıl tarif edeyim bilemiyorum. Lakinnehu <laughs> ancak o yani o yemeğin lezzeti lezizun fevkal adeti. Gerçekten fevkalade lezzetli idi. Taban <laughs> elbette nesitu en uhbirakum. Size haber vermeyi unuttum, söylemeyi unuttum. Neyi? bir şeyin bir şey olduğunu diyeceğiz. Enne hâze ta'ame yu'kelu adeten bil yedi. bu yemeğin adet üzere el ile yenildiğini söylemeyi, haber etmeyi, size bunu haber vermeyi, size söylemeyi unuttum. Fehâzihi âdetü ekli ehlil urdun vel bedvi. Bu adet yani ürdün ve bedevilerin e, yeme adeti bu şekildeydi. Yeme uygulaması böyledir. Ve hiye adetun arabiyyetun lem yetrukuha. Bu uygulama Arapların adetidir. Lem yetrukuha. Burayı sıfat olarak e, tercüm tercüme edelim. Arapların terk etmedikleri, bırakmadıkları, vazgeçmedikleri adetleridir. Yevmen ba'da yevmin. Günden güne, gün aşırı. Esbahtu etekellemu lugatel arabiyete bi şeklin afdale. Daha ileri seviyede, daha ileri şekliyle Arapça konuşuyordum, konuşabiliyordum artık. Kana hadisi ma'ammaha tecribeten cedideten li. Ee, meha ile konuşmam, meha ile konuşmam benim için yeni bir tecrübeydi. Fe ene'l ane efhamu Ceyyiden ma tekuluhu meha. Ben şimdi e, mehanın söylediği şeyleri gerçekten anlıyordum. Künnâ ne an hikayetine. Biz e, öykülerimizden, yaşadıklarımızdan konuşuyorduk ve hikayeti ehline, ailemizle ilgili olaylardan bahsediyorduk. Kânel emru mumti'an cidden bin nisbetiliği. Bana göre gerçekten çok faydalı bir iş oluyordu bu konuşmalarımız. Çok faydalı, çok zevkli oluyordu benim için. Tehaddeset meha an kısseti zevaciha min adilin. Meha eşi adil ile olan öyküsünü anlattı. Fe <tuhedest> meha ve Adil min usulin filistiniyetin. Meha ve adil Filistin asıllıydılar. Kükün olarak Filistinlilerdi ve ailetu adilin min usratin ma'rufetin fil urdunni adilin ailesi ürdünde bilinen bir aileydi amma ummuhu ancak annesi fehiye min aslin annesi ise kuveyt asıllıydı kâne adilun adil ya'melu kehribâiyye seyyâratin Elek, elektrik e, arabanın elektrik işlerinde yani oto çalışan bir kimse idi ve huve mahirun amelihi o işinde becerikli mahir birisiydi talebe adilun hitbete meha min validiha iddete hilale seneteyn hilal zamanınca süresince de, da anlamını verdiğimiz e, bir kelimemiz iki yıl boyunca veya iki sene içerisinde iddete merratin defalarca babasından buradaki ha mehaya dönüyor. Meha'nın babasından meha ile e, mehayı istemişti. Onunla evlenmeyi talep etmişti. Lakinne ancak valideha lem yuvafik ala fikrati zevacihima. Ancak Meha'nın babası e, ikisinin evliliğin evliliğine dair olan fikri uygun bulmamıştı bulmuyordu ve kale li aileti adilin adilin ailesine şöyle dedi len uva fi kala zevaci adilin ve meha ebeden meha ve adilin evliliğini asla uygun bulmayacağım asla tasvip etmeyeceğim demişti ve kâne ve böyle de oldu ve baden mevti validiha mehanın babasının vefatından sonra Adel Adilun ve talebe hitbete mehamraten buhra. Adil tekrar aynı yolu takip etti ve bir defa daha veya başka bir defa daha Meha ile evlilik talebini gündeme getirdi. Fevafaqatil ummu. Annesi annesi uygun gördü. Meha'nın annesi uygun gördü. Sümme tezevvece ba'da hafleti ursin cemiletin. Güzel bir düğün toplantısı, güzel bir düğün merasiminden sonra ikisi evlendiler. Subhanallah. El hayatu hakeze. Hayat işte böyledir. Fiha huznun ve ferahun. O hayatın içerisinde hüzün ve ferah vardır. Fiha elemun ve emelun. Elem de vardır. Üzüntü de vardır. Emel, istekler, sevinç de, ümit de vardır. Hazintü kesiran. Ben çok üzüldüm. İndeme haket meha hikayeteha. Meha hikayesini anlattığında, anlattığı zaman çok üzüldüm. Lakinnene ancak eee lakinnene aleyne ancak bize düşer nedir? En nakbele bi hukmil kaderi kaderin hükmünü kabul etmektir. Arrafetni meha meha beni tanıştırdı. Fima ba'du ala ummiha. Bundan sonra yani bu başından geçen olayları anlattıktan sonra annesiyle beni tanıştırdı. Kânet seyyideten, hadiyeten ve cemileten. Onun annesi, kânetteki isim Hiye'dir. Meha'nın annesine dönen. O, efendim, sakin ve güzel bir hanımefendiydi. Ve hiye tuşbihun nisa et türkiyati. Türk kadınlarına benziyordu, benzerdi. Ve indeme meridat Ummu Meha. Meha'nın annesi hastalandığında Zehebne ene ve zevci li ziyaretiha fil müsteşfa. Ben ve eşim hastanede onu ziyarete gitmiştik. Ve lemme zevci eşim onu gördüğünde gale şöyle demişti tuş bir kesiran zevcete ha lihi fil e, köydeki e, dayısının eşine çok benzediğini söylemişti. Evet değerli dostlar inşallah dokuzuncu dersimiz olan Ramadhanu fil başlıklı kısım ile birlikte olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.